Türkiye makarnası yaklaşık hem ikinci büyük üretici Türkiye makarnada hem de ikinci büyük ihracatçı. Ve ihracatımız yaklaşık geçen yıl 1 milyon 370 bin ton civarında gerçekleşti toplamda. Bu 1 milyon 370 bin ton içerisinde sadece 20 bin tonu Avrupa Birliği'ydi. Oysa İtalya'nın ihracatına baktığımızda yaklaşık %60 civarında ihracatını Avrupa Birliği'ne yaptığını görüyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatı ile İtalya'nın Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatı birbirinden çıkardığında baktığımızda aslında Türkiye dünyaya daha fazla ihracat yapıyor. Evet. 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nde bizim Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği'nin çok büyük bir rolü var. Çünkü bizim derneğimiz 25 Ekim 1993 yılında kuruldu. Ve dünyada bir makarna gününün ilan edilmesi hususundaki ilk öneri IPO yani International Pasta Organization dediğimiz Uluslararası Makarna Derneği'ne bizim Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği tarafından önerildi ve kabul gördükten sonra 25 Ekim yani bizim derneğimizin kuruluş tarihi bütün dünyada Dünya Makarnacılar Günü olarak kutlanmaya başladı. Ve bizim Dünya Makarna Günü'nde ülke olarak gerçekten bir ağırlığımız Türk makarnası olarak hem kalite olarak hem lojistik olarak ağırlığımız artık biliniyor. Ülkemiz Mezopotamya'da bulunuyor. Mezopotamya Ovası makarnalık durum buğdayının da gen merkezi aynı zamanda. Yani şöyle söyleyeyim, bizim ülkemizde doğmuş büyümüş bir buğday var. O da durum buğdayı. Bu buğday, Türkiye'de üretilen makarnaların tamamı, onu söyleyeyim, Türkiye'de üretilen makarnaların tamamı makarnalık durum buğdayından üretiliyor. Yani ülkemiz çok şanslı. Çünkü şöyle, aslında dünyada makarnalık durum buğdayı her zaman ekmeklik buğdaydan daha pahalıdır. Ama bizim ülkemizde, hani ülkemiz gen merkezi olması münasebeti ve çiftçinin alışkanlığından dolayı hemen hemen ekmeklikle makarnalık arasındaki parite çok fazla uzak değil. Dolayısıyla ülkemizin de gıda kodeksi de zaten makarnayı makarnalık buğdaydan üreteceksiniz diyor. Ve Türk halkı şu an makarnalık durum buğdaydan üretilmiş makarna yiyor. Türk makarnası hem teknolojik anlamda hem de dediğim gibi biraz önce belirttiğim gibi yatırım anlamında gerçekten uzun bir mesafe kat etti. Bu özellikle son 10 yıl içerisinde gerçekten Türk makarnasının geldiği nokta bütün dünyada takdir görüyor. Şimdi Türkiye makarnada dünyada üretici olarak ikinci diyoruz. İhracatçı olarak ikinci diyoruz ama tüketimde biz 8. sıradayız. Mesela şöyle örnek verelim. İtalya 21 kilo yiyor yılda. 1 kilo 21 kilo kişi başı yiyor. Mesela Yunanistan 17 kilo yiyor. İşte Amerika 11 kilo 12 kilo yiyor. Ama Türk halkı işte bundan 15 yıl önce 5 kilo ile başlayan bir hani ilk defa hani ölçümlemeye başlanan süreçten sonra şu anda 8 kilolara kadar geldik. Yani halkımız yavaş yavaş makarnayı seviyor. Önümüzdeki yıllarda ben bu tüketimin daha da artacağını düşünüyorum. Evet. 25 Ekim Dünya Makarna Günü bu yıl Amerika'da kutlanıyor. 2025 yılında bütün dünya 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nü Türkiye'de kutlayacak. Bütün ülkelerden bütün katılımcılar Türkiye'de kutlayacak. Yani dolayısıyla önümüzdeki yıl ülkemiz Dünya Makarna Günü'ne ev sahipliği yapacak ve bu da bize ayrıca gurur veriyor.